Belki de ben bir şeyler yazmalıyım. Dur dur. Yavaş ol biraz. Çekil. Geri dur biraz. Evet, seçtiğim sensin. Hedefe kilitlendim. Belki harika olur. Elin tenimi bulur. Yok yok, o kadar değil. Sınırı zorlama. Dur dur. Daha değil. Dur dur. Sana olan aşkım herkesi kudurtur. Önce beni anla. Olacak zamanla. Bu sözüme sevinip şımarıp fazla yayma. Orgen Şeker, sence bu ödev işini fazla mı abartıyorsun, yoksa bana mı öyle geliyor? Yani bir günde ortalık kışlaya çevirdin. İstemiyorsan çevirmem dayı. Gülçin ablayla akşam yemeğini unut o zaman. Vay vay vay, tehditkar Orgen Şeker. Sen bildiğin gibi yapmaya devam et o zaman. Günaydın millet. Ajan ne iş? Uçmaktan. Vazgeçip artık karada mı sürat yapmaya karar verdin? Ben sıkılsam da uçmaktan vazgeçemem ki Mert. Benim arkamda artık bir kitle var. Sorumluluklarım var. İnsanları süpermensiz bırakamam. Bu halin ne o zaman Korkut abi? Yasemin'le go-kart'a gideceğim ya. Konsepte uygun bir şeyler giyeyim dedim. Olmuş mu? Bugün büyük gün kızım. Bütün stresimi go-kart'ta atacağım. Büyük plan Yoshi. Pistlere dönüyor yani. Aman dikkat edin de yine takla atmayın. Korkut sana kopyozluk yaptığında sonunuz pek iyi olmuyor biliyorsun. Üf, yok daha neler. Go-kart'ta önümüze köpek çıkacak değil ya. Ya Gülçin. Eren'i bu halde tek başına bırakmasa mıydık? Oho, Eren uyanana kadar biz bin kere döneriz. Cemre de evde zaten. Hem bir kere daha Korkut'u ekersen yüreğine iner çocuğun benden söylemesi. Doğru diyorsun. İtiraz kabul edilmiştir. O zaman gidiyoruz. Kalk hadi. Ya şurada iki lokma bir şey yiyeceğim. Kızım dana gibi oldun ya. Yürü ya. Of. Aa. Sen kendine bak gücür. Konuşma sarışın. Efendim anne. Oğlum ne yaptın? Buldun mu parayı? Hayır daha bulamadım. Elimden geleni yapıyorum. Bir şekilde bulacağım. Tamam. Sen sıkma canını. Bunların da üstesinden geleceğiz. Oğlum elini çabuk tut. Bugün yarın gelir adam. Tamam anne. Daha iki gün süresi var. O iki günde halledeceğim ben. Ne olur sıkma sen canını. Senden haber bekliyorum bak. Tamam mı oğlum? Tamam anneciğim. Görüşürüz. Hadi oğlum görüşürüz. Nasılsın? Biraz disiplinli olursan daha iyi olacağım. Yine geç kaldın. Kızlar geçsenize içeri.
Aman yok yok. Korkut hazırsa hemen çıkalım. Hogwarts'a gitmemiz lazım. Hazırım Yasemin. Nasıl olmuşum? Mükemmelsin. De. Korkutcum bu ne hal? Alt tarafa Hogwarts'a gidiyoruz yani. Savaşı değil ki. Bak Yasemin. Ünlü düşünür Madonna'nın da söylediği gibi hayat bir savaş alanıdır. Bu lafımı sakın unutmayın. Merak etme Can. Senin hiçbir lafını istesek de unutamayız zaten. Hadi gidiyoruz. Hadi. Çok yakıştı Yasemin. Kamerayı unuttun. Al şunu. Allah Allah. Ben kapatırım. Kızlar. Bu duş sefası bitmez. Ben okula gidiyorum. Biraz dans çalışacağım. Evet arkadaşlar, okulumuzun plajı nihayet açılıyor. Peki işletme müdürü buldunuz mu hocam? Geçen sene işletmeyi profesyonel birine vermiştiniz. Bize epey bir işletmişti. Yok yok Bahadır. Bu sene profesyonel biriyle çalışmayı düşünmüyorum. Geçen sene hiç keyif alamamıştık. Yani yine kendimiz mi işleteceğiz? Evet Banu Hanım. Plajımızı sizin ve Bahadır Bey'in maharetli ellerine bırakıyorum. Ha bu arada isteyen öğrencileri de yanınız alın. Yardımları dokunun. Harika. Belli isim o. Erol Bey, bence müzik işini Mert'e verelim. Bu çok iyi fikir Banu Hanım. Hem barlarda çalışmak yerine akademinin plajında çalışması çok daha iyi olur. Çok isabetli bir karar hocam. Geriye kafeteryada çalışacak personel kalıyor arkadaşlar. Bir ilan asarız hocam. İhtiyacı olan öğrencilerden seçeriz. Hı hı. Tamam. Banu Hanım, bu görevi de size veriyorum. Tamam. Size güveniyorum arkadaşlar. Bu yaz plajımız çok keyifli olacak gibi geliyor bana. Merhaba Ali. Merhaba Barış. Ne haber Barış? İyi haberler de getirdin mi bari? Şimdilik haberler pek iyi değil. Kız tavlamak pahalı bir sanat. Verdiğin parayla ancak bu kadar oluyor. Paranın diğer yarısını da verirsen bu işi 2 günde hallederim. Hiç zorlama Barış. Anlaşmayı biliyorsun. Diğer yarısı iş bittikten sonra. Hem ne yapacaksın bu kadar parayı anlamadım ki. Alt tarafı bir kız tavlayacaksın. O da Eren Dalton'u. Uzay üssü inşa etmeyeceksin ya. Her kız senin kadar basit. Tavlanmıyor Alev. Bazılarını kendine aşık etmek için bambaşka biri olmak gerekiyor. Bunun için de para gerekiyor yani. Ben bir kere tavlanmam canım. Bazı özel ilişkilere müsaade ederim. Hiç kusura bakma canım. Eren'i tavla, 500 kağıdı al. Hem sen burada pazarlık yaparken Eren Hanım dans sınıfında yalnız. Az önce giderken gördüm. Bu fırsatı kaçırmayacaksın tamam. İnşallah. Tamam anlaşıldı. Gidiyorum. Güle güle canım. Görüşürüz. Yasemin gelmiş, Barış'ı evden göndermiş işte. İşe bak ya, alt katımızda kıyamet kopmuş, bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Gözünüz hiçbir şey görmüyor ki. Mert, baksana ne göstereceğim. Dün akşam biraz şarkı sözü yazdım. Daha bitmedi ama devamını da yazacağım. Ver bakayım. Önce ben bir bakayım. Dur dur derdi dur dur. Sana olan aşkım herkesi kudurtur. Ne bu ya? Sana olan aşkım herkesi kudurtur falan yazıyor. Şarkı sözü Zeynep'ciğim. Şarkı sözüme aşk mektubum bellidir. Sen bunu kime yazdın bakayım?
Kimseye değil Zeynep'ciğim. Öylesine şarkı işte. Ben anlamam. Bundan sonra şarkı sözlerinize dikkat edin. Anlaşıldı mı? Tamam. Alev, yine ne var Esra? Ben galiba... Yani sanırım... Hatta korkarım ki... Uzatma Balkabağ, uzatma. Ne söyleyeceksin? Tamam. Söylüyorum. Ben Barış'a aşık oldum. Kızım sen de her gördüğüne aşık oluyorsun. Daha iki gün önce Koran'a aşıktın. O zaman da şekerim. Hiç anlamam. Barış'ı önce ben gördüm. Of kesin be ikiniz de. Şu Eren meselesini halletsin. Ondan sonra Barış benim. Eren. Dün gece Yasemin biraz ağır konuştu. Onun adına özür dilerim. Sevdiklerinin kırılmasına pek dayanamaz da. Tabii sen bu duygunun ne demek olduğunu pek bilmezsin. Aslında ne desen haklısın. Ben beş para etmez bir adamım. Buraya da bunu söylemeye geldim zaten. Yaptığım her şey için özür dilerim. Sen benim tanıdığım diğer kızlara hiç benzemiyorsun. Ve galiba ben seni gerçekten hak etmiyorum. Bundan sonra hiç karşına çıkmayacağım Eren. Her şey için çok üzgünüm. Hoşça kal. Barış. Efendim.